MHP il başkanlığından mı izahımı? Bu nasıl çıldır ya? Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün test server'da yeni gelen katil olan Dracula'yı deneyeceğim. Tişörtümde Dracula'lı gördüğünüz gibi. Şimdi güncelleme videosunu izlemeyenler ya da izleyip unutanlar için karakterin kendi perklerini tanıtayım. İlk perkümüz insan açgözlülüğü. Açılmamış sandıkların harelerini görüyoruz. Ve kurbanlar bu açılmamış sandıkların 8 metre menziline girdikleri zaman 3 saniye boyunca o kurbanları görebiliyoruz. Eğer bu 8 metrelik menzilden çıkıp tekrar girerlerse tekrar 3 saniye görüyoruz. Yani maç boyu sınırsız gibi bir şey diyebilirim o sandıklar açılana kadar. Olur da sandıkları açarlarsa gidip o sandıkları tekmeleyerek tekrar kapatabiliyoruz. İkinci perkümüz üstünlük. Bir kurbanın etkileşime geçtiği her ilk totem ve sandık mahluk tarafından 6 saniyeliğine engelleniyor. Bu bence çok boş bir perk arkadaşlar. Bunu koymadım build'ime. İkinci perküm de Efsun zavallı kadar. Bir tane rastgele sönük totem Efsun totemine dönüşüyor. Ve saplantı olan kurbanı lanetliyor. İsminin yanında büyük kancalar olan kurban saplantı kurban demek. Bu saplantı kurbanın tamir etme hızı %27 başlıyor ve bu totemi kırana kadar bu etki devam ediyor. Totemin 12 metre yakınına girdiği zaman bu totemin yerini görebiliyor bu saplantılı kurban. Bu birinci ve üçüncü perklerini koydum arkadaşlar. Bunları maç içerisinde deneyeceğiz. Ama şu ikinci perkü bence çok boş bir şey. O yüzden onu koymadım. Üçüncü ve dördüncü perklerimi de anlatayım. Üçüncü perküm ceza kancası yankılanan acı. 4 tane rastgele kanca ceza kancasına dönüşüyor. Her bir kurbanı ilk beyaz kancaya asışımızla en fazla ilerlemeye sahip olan jeneratör patlıyor ve anında %20 ilerleme kaybediyor. Son perküm de çıkmaz. Bir jeneratör tamir edildikten sonra en çok ilerlemeye sahip olan jeneratör 25 saniyeliğine engelleniyor. İlk eklentimiz Zoe'nin küpü. Bir jeneratör tamamlandığında 10 saniye boyunca haritanın etrafında rastgele cehennem ateşleri oluşturuyor. Yani yerin altından böyle alev topları çıkıyor rastgele bir şekilde. Ve herhangi bir kurbana değerse yaralıyor. İkinci eklentimi yanlış takmışım arkadaşlar, hemen düzeltiyorum. İkinci eklentimiz de bu. Kapılar açıldığında çıkış kapılarının içinde değişen cehennem ateşi duvarları oluşturuyor. Ve maç bitene kadar devam ediyor. Alttan sürekli böyle alev topları çıkıyor arkadaşlar çıkış kapısının içerisinde ve bir kurban kaçmaya falan çalışırken onları dojlamak zorunda. Evet arkadaşlar, 8 saatlik bekleyişim bir ardından maçımıza girdik. Arada uyumuşum falan, böyle kendime geldim, iyi oldu. Ya şu kalesi çok güzel değil mi ya? Arkadaşlar, Game of Thrones'daki ne demiyorum, şuna diyorum, şuna. Hemen yanlış anlıyorsunuz ya. Bu arada bir yarasa formuna dönüşelim arkadaşlar. Ne dediniz o işe? Aha. Jene ne ara başladın lan? Gitmiş bile. Alo. Yoksa dolap mı? Tekrar yarasa formuna geçtim. Ona da başlamışlar. Aa, izleri görüyorum yarasadayken. Ay, enti. Bir de Wolf'a dönüşelim arkadaşlar. Şöyle paletini kıralım. Lan oğlum, devlet bahçeli kör edilir mi? Ayıp. Amun. Çakala bak. Beni döndürüyor. Güzel güzel güzel. Bu Fang Binge'imiz biraz enayi gibi. Bak hala bana flash tutuyor oradan. Şunun yine hız şeyini alalım. Lan ne oluyor? Kurtun götü başı ayrı döndü arkadaşlar. Ya bir özellik kullanayım dedim. Kullanmaz olaydım, anasını satayım. Hır! Oyun istiyorum arkadaşlar. Bir şey yapmayacağım yani. Oyun istiyorum ya. O ne lan? Kurt ayağı dikeldi. Çok güzel değil mi animasyonları ya? Aha, jam bitti, rastgele şeyler patlıyor. Lan bir tane vursaydım be. Şuna bir alevle vurmaya çalışacağım ya. Güzel. Hırr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 
kurt boyu hani katile göre daha küçük ya, nereden geldiğimi anlamadı adam. Yaşasın ırkımız, Çin'e bedel kırkımız. Arkadaşlar eğer 4 kurbanı da beyaz kancaya asarsam 40 yapar diye bağırıyor katil, haberiniz olsun. Ya bunun özelliği bir şey diyeceğim, çok kötü arkadaşlar, bir şey değil mi? Bu atılımı biraz alışmam lazım yani, atılım özelliği gerçekten çok zor. Dojlanması basit ya da yani yeni oynadığım için daha alışamadım. Güzel, bu sefer iyi attım da zor yani genel olarak bence. Au! Au! Bunu da şöyle şu beyaz kancaya yetiştirebilirsek şahane olur. Tekrar bir yarası olalım arkadaşlar. Yarasayla bir şöyle ışınlanalım. Devam. Hızlı hızlı jenleri dolaşacağız. Merhaba. Oğlum çok güzel katil lan, bir şey diyeyim mi? Vallahi billahi bak. Kurtun özelliğine de biraz alışırsam o sağ tıkına. Harbiden çok eğlenceli katil yani. Gak gak gak. Yarasa gak gak mı der arkadaşlar ya? Şöyle hızlıca bir kancanla oraya doğru gidelim. Au.
Çekil çekil, tanımlamayacağım, çekil. Güzel, hızlı. Hadi abicim hadi, au au diyene kadar kadın kaçtı anasını satayım. Bu jeni yapan var hala ha. Hırr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 
Hırr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 r
anlamadım seni ya. İyi gel buraya, gel buraya. Son asılışına gidiyorsun. Hem de kurt formundayken yolluyorum seni. Dedim sana yani, gideceksin o son asılışına. Yarasa met geliyor. Cik 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 cik. Masum bir kuşum. Arkadaşlar şuraya bir ışınlanayım. Şu jen çok yüksek, hala bunu yapmak istiyor olabilirler derken evet. Niye saldım o jeni değil mi? Biraz katilin özelliğini atmaya çalışayım. Entiye. Çok iyi. Buradan ön... Lan o nasıl hız? Tekrar kurta geçiyoruz. Oğlum dojlanması biraz basit gibi sanki ama çözeceğiz. Çözeceğiz arkadaşlar. Hiç dert etmeyin. Şu mind game'leri falan güzel, hani boyu uzun değil ya. Bir şey diyeceğim, bir de bu kurtun kırmızı ışığı mı yok? Ben mi öyle fark ettim yoksa? Ne oluyor lan burada? Oo, kurta geçtim ki arkadaşlar, iz takip etmesi kolay olsun. Şuradan da hız alalım. Baksana yani, adam asla takip edemiyor izimi. Ya şerefsiz, ya ikinciyi hani mecbur atıyor ya. O yüzden dojlaması biraz kolay oluyor ya. Güzel. Oy, bunun ilk asılışı ve beyaza yetiştirdim. Şahane. Tekrar yarasaya geçtik arkadaşlar. Hemen şuraya bir ışınlandım. Şuradan süzüldüm cene doğru. Hımm, o tarafa gittin. Okey. MHP il başkanlığında mıyız amunuyum? Bu nasıl killer ya? Çok akıllı bir vampir formuna geçiş. Şimdi tekrar wolf olduk. Şu... Bıraktıkları koku kürelerini alıp arkadaşlar hızlanabiliyoruz, o yüzden güzel oluyor. O dodge'u niye yedik ama neyse, tamam, adam bir şey yapamadı, gayet güzel. Şimdi bir vampir formuna geçip sana morimizi atıyoruz artık. Az önceki adama fenge niye atmadım unuttum ama güzel, buna morimizi attık. Oo, lan tişört Iron Maiden tişörtüymüş, bilseydim ben bunu öldürmezdim ya. Ah lan. Bruce Dickinson reis affet. Severek dinliyoruz. Aha, sonucan bitti. Gel bakalım, gel. Seni de bir alalım. Biraz da normal killer ile oynayalım. Kurtla çok oynadık. Ama kurt çok avantajlı yani. İstesek mi diğerinde? Hadi isteyelim. Zaten zor maç buluyor. Bari 4'te 4 yapmaya çalışayım. Aa, sandığın yanında olduğu için mi? Aynen. Sandığın yanında olduğu için yerini gördük. Sağ ol yani. Maç sonuna kadar hiç göstermeyip maç sonu. Buradan, ha buralardan bu kadar uzaktan, yüksekten geçmiyordu galiba. Tam özelliğim tekrar geldi. Çok iyi hit. Katil oynaması keyifli. Gerçekten keyifli. Hani sürekli form değiştirmek falan çok keyifli. Gücünü anlamak için bence daha erken. Özellikle kurt formu çok güçlü yani, avantajları çok. Hem atılma yapabiliyorsunuz, hem ışığınız yok anladığım kadarıyla. Hem ne bileyim, koku küresi bulup hızlanabiliyorsunuz. Boyunuz daha ufak olduğu için şu tarz taş spotlarında falan hani daha iyi mind game yapıyorsunuz. Nereden geldiğinizi anlamıyorlar falan. Kurt aşırı avantajlı. Çok iyi maçtı, güzel keyif aldım. Ne yapıyorsun ne? Slugging is crazy. Ya güzel kardeşim. Arkada Gen Rush atsan acaba aynısını diyecek miydin ya? Oo, Gen Rush yaptı. Kusura bakma kardeşim diyecek miydi acaba, çok merak ediyorum yani. Şu map'ten nefret ediyorum ya. Ama ortamına uygunum he, bak böyle karanlık bir ortamım var ya benim de. Lan kızım gelmiş maça. Yoksa Leatherface'in 2013 filmindeki gibi torpil mi geçeceğim arkadaşlar ona? Aha lan, iz gördüydüm. Bu yarasada iz görme olayı güzelmiş, ben arkadaşlar bunu bilmiyordum ya. Yav hayvan herif. Hop. Usta senin... Senin atlama tuşu bozulmuş ha, haberin olsun. Ota düştü. Harbiden adamın atlama tuşu falan bozuldu, size bir şey diyeyim mi? O atlayamadı yani oradan, bir şey oldu ona. Tekrardan şöyle bir yarasa formuna geçiyoruz arkadaşlar. Keşke işime yarasa. Hayda. Lan oğlum sen ne salak bir yarasasın ya. Oo güzel dodge ama... Bu Mikaela biraz akıllı gibi ama güzel açıkta yakaladık. Bir palet daha var orada, yanından dolanacağız. Oo, çok iyi respect attırdı. O yüzden kurt formuna geçiş vakti arkadaşlar.
kıvrak attı. Güzel, çok akıllı oynuyor şu an. Tebrik ediyoruz kendisini. Hop. İşte arkadaşlar. Kurtun izini takip etmesi biraz zor. Şöyle seni bir beyaz kanca asalım derken jam bitti. Beyaz kancasını harcamasa mıydık bilemedim ama. Merhaba. Çok iyi. Kurt met geliyor, kurt met geliyor. Aaaa. Çok iyi lan. Son anda orada bir sürat kazandım. Gördünüz mü? Onun sayesinde aldım. Bu arada bunu beyaza asmayacağım. Harcamayalım. Şu an yüksek bir can yok çünkü. Şuraya bir ışınlanalım hemen. Cik cik cik. Yarasacığım takip et izi. Aferin akıllı yarasa. Cici yarasa. Burada. Çok güzel. Megcim merhaba. Çok iyi hit lan. Oo, bir can daha. İyi can yapıyor. Aha! Lan enayi! Şeye düştü can bittiği için. Alevlere düştü. Hey Allah'ım ya. Çok iyi oldu, çok iyi oldu bu. Megcim mırıbı. Bu bir de flash S bekliyormuş garibim orada ya. O yüzden düşmüş. Eda'yı yine bulduk. Şu Eda'yı artık alalım ne dediniz o işe. Lan nasıl değmedi o ikinci? Ah lan, ah lan Eda, sıkışmasan. Ben niye üzüldüm oğlum adamın yerine? Morimizi yapıştıralım arkadaşlar. Morisi çok güzel bu arada. Gerçekten aşırı yaratıcı bir mori. Hani hoş yani. Yaratıcı demeyelim de aslında hani katili yansıtıyor diyelim. Biraz uzun yani sadece. Bunun bir şey içmesini mi bekleyeceğim? Hadi anasını satayım. Can bitiriyor adamlar. Çakallara bak. Çakallara bak. Dur yapma onu. Yapma onu. Onu yaptığım için sattım maçı. Çok güzel de bunu beyaza yetiştiremeyeceğiz değil mi? Yok, beyaza yetişmesi mümkün değil. Şuraya asayım. Tekrar hızlıca geldim. Bu arada Eda Wong da bota geçmiş. O ne ara geçti? Öldükten sonra falan mı DC attı düşünce acaba? Çünkü normal oynuyordu. Au! Hop. Oo, kıvrakla kaçış diyorsun. Ama nereye gideceğim buradan? Şuna bir sağ tık tutturmaya çalışayım. Bu maçı hiç deneyemedim. Sağ tıkını ne yalan söyleyeyim çok sevemedim arkadaşlar. Isınamadım çünkü yani. Güzel. Tam onu dedikten sonra tutturmam da süper oldu. Demek kendime de böyle olumlu anlamda nazar değdirebiliyorum. Mektabımız. Biraz da normal katille oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Güzel mind game. Hala burada dolanıyorsun. Peki. Şöyle bir zekilik yapar mıyız acaba? Yaptık. Ya zaten bir yandan toplar vuruyor, bir yandan şey vuruyor. Şöyle bir penceresini ışınlanalım. Artık dedektif tepe alma zamanı ya. Ne dediniz arkadaşlar? Oğlum bu nerelere dolanıyor? Ya bot. Tamam botsun da hani bu kadar da salak olma ya. Ne can bitirdiler be arkadaşlar, gördünüz mü? Yok, görmediniz arkadaşlar. Sizin gözünüz dün çıktı. Yani benimki de soru ya. Merhaba. Ne gel gel ne. Dracula'nın kızı ya bir de Nikki. Adamı görmedim bile, bir şey değil mi? Hit yişini görmedim bile. Diğeri kaçabilir arkadaşlar kaçacaksa. Şöyle şunun da morisini bir atalım. Die human. Oha reis. Direkt yani bir canlı ırkçılığı yaptı ya. Vallahi gençler katil keyifli. Harita kontrolü var. Paletlerin üzerinden hasar verme özelliğiniz var. Kurta geçip öne doğru atılma özelliğiniz var. Yani çeşitli. Dead by Daylight son zamanlarda bunu kullanmaya başladı. Yani birden fazla forma dönüşebilen katiller getiriyor. Hoş bence. Ben seviyorum bunları oynamasını. Vecna da böyleydi. Vecna'nınki tam form dönüşümü değildi de. Hani hızlı hızlı birçok özellik kullanabiliyordunuz. Benim hoşuma gidiyor yani. Umarım videodan keyif almışsınızdır. İki maç yeterli çünkü aşırı uzun buluyor maçları. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.